Selam arkadaşlar, 20 günde temel atma töreni TYT Yaz Kampı 8. videosu konumuz sıfatlar. Şimdi bakalım neler demişiz sıfatlarla alakalı gençler. İsimsiz sıfat... Olmaz. Kesinlikle sıfatlar ismin önüne gelip onları niteleyen veya belirten sözcüklerdir. Tanımı böyle. Sıfatlar isimlerin önlerine gelir. Dikkat ettiyseniz ne demiştik önceki videoda? Sözcük türlerini bulabilmek için sözcüğün cümlenin içerisindeki yerine bakıyorduk arkadaşlar. Sıfatlar da isimlerin önüne gelip onları niteliyor veya belirtiyorlar. Bir bakalım. Burada kalem sözcüğümüz isim olarak kullanılmış. Öğrenci sözcüğümüz isim olarak kullanılmış. Paragraf sözcüğümüz isim olarak kullanılmış. Bir bakalım bunlara... Hangi kelimelerle nitelemişiz? Kırmızı kalem. Nasıl kalem? Kırmızı kalem. Bak nitelemiş oldu kalemi. Öğrenci nasıl öğrenci? Çalışkan öğrenci. Birazdan bunların sorularına da bakacağız. Nasıl paragraf? Zor paragraf. Bak niteliyor veya belirtiyor bu sözcükler. Biz bu sözcükleri sıfatlıyoruz ama en çok dikkat etmeniz gereken yer isimlerin önüne gelmesi. Çünkü aynı soruları zarfta da soracağız ama zarflar fiillerin önüne gelip onları niteleyen olacak. Böyle küçük detaylar sınavda iş bitirir gençler. Hadi bakalım neler söylemişiz başka? Hemen şöyle yapalım. Sıfatların soruları. Hangi soruları sorarsak isme biz sıfatları buluruz. Buna bakacağız. İsim. Biz isme nasıl sorusunu sorarsak sıfatı buluruz. Hangi sorusunu sorarsak sıfatı buluruz? Kaç sorusunu sorarsak sıfatı buluruz? Kaçıncı sorusunu sorarsak sıfatı buluruz? Kaçar sorusunu sorarsak sıfatı buluruz ki şuralarda sayı sıfatı diye genelleyebiliriz arkadaşlar. Okey? Birazdan da türlerine bakacağız. Bu soruları eğer isimlere sorup yanıt alıyorsan aldığın sözcük sıfattır. Hemen devam edelim. Ne demişiz? Çok güzel. Alt başlıklar çok önemli arkadaşlar. Adlandırma çok önemli. Sana yekten sıfatı sormayabilir sözcük türleri sorularında. Der ki üleştirme sayı sıfatı. Bakacaksın bulacaksın. Her birinin alt başlığını bilmen lazım. Soruların karşılıkları. Soruların karşılıkları bize alt başlıkları verecek. Hemen bakalım. İsme sorulan her sorunun cevabı bir alt başlık eder demişiz. Doğru sıfatlarda bu çok önemli. Etmeyen iki tane var onlardan da bahsedeceğim şimdi. Ne demişim? Kaliteli sorular. İsme sorulan nasıl sorusunun cevabı bize niteleme sıfatlarını verir arkadaşlar. Şurada listede yapmıştık ya nasıl sorusu, hangi sorusu diye. Şimdi onları örnekliyoruz. İsme sorulan hangi sorusu bize işaret sıfatını verecek arkadaşlar. Hangi hayaller? Bu hayaller. Bu, şu, o, öteki, beriki gibi. İki adam, kaç adam, iki adam isme sorulan kaç sorusu bize asıl sayı sıfatını verir. Mantıklı değil mi? İlk adım. İlk adım bak kaçıncı adım? İlk adım. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu örneği bilerek verdim. İlk ve son sıra bildirir gençler. Bunlar da sıra sayı sıfatı olurlar. Mesela ikinci, üçüncü bunlar da bulmak kolaydır. İkinci, üçüncü derse hemen kaçıncı dersin? Sıra sayı sıfatı dersin. Ama bazen karıştırdığımız yerler olabiliyor. Mesela son seçenek. Son seçenek dediğin zaman sorduğun soru orada kaçıncı seçenek son seçenek olacak. Hangi seçenek son seçenek dersen gider işaret sıfatını işaretlersin. Yanlış yaparsın. Sanki cevap veriyormuş gibi gelir. Bak böyle küçük detaylar iş bitirir gençler. Ve hep söylediğim gibi sözcük türleri standart sapma sorusudur. Çok fazla öğrenci bu soruyu doğru cevaplayamıyor maalesef. Bu tarz şeylere dikkat edersen cebe bir neti koyarsın. Ve sıralamada da bayağı bir insanın önüne geçersin standart sapma olduğu için. Şimdi ne demişiz? belgisiz sıfat. Şimdi o sorularla karşımıza çıkmayan kısımlara bakacağız. Belgisiz sıfatta herhangi bir soru sormuyoruz. Sadece biz burada ismi nitelerken kesinlik bildirmemesi özelliğinden bahsedeceğiz. Okey. Bir önemli demişiz. Hemen ona da geleceğim. Bütün öğrenciler. Bak burada hangi falan sorusunu sorunca cevap alabiliyor musun gibi ama ama bütün dediği zaman ortada bir kesinlik bildirmeyen belirsiz bir durum var. Adı üstünde belgisiz sıfat. Her insan, bütün konular gibi. İsmi niteliyor. Her biri dikkat ediyorsun. İsmi niteliyor. Veya belirtiyor. Okey. Bir sözcüğü hem sayı sıfatı hem belgesiz sıfat olarak kullanılabilir. Bu çok önemli gençler. Bir insan bunu asla yapmamalı. Şimdi burada bir tane insandan bahsetmiş. Yoksa herhangi bir insandan bahsetmiş. Herhangi bir insandan bahsetmiş. O yüzden biz buna belgesiz sıfat diyeceğiz. Ama aynı zamanda bir sayı olarak da kullanılabiliyordu. İki ekmek aldım. Eve gidiyorum. bir Büyük küçük Burada iki ekmek sayı sıfatı olarak kullanılacak gençler. Yerine bir sayı getirebiliyorsan bir kelimesini o sayı sıfattır. Yerine bir sayı getirince cümle mantıksız oluyorsa o belgesiz sıfattır. Böyle de bulabilirsiniz arkadaşlar. Unutmayın bunlar temel. Şu anda temel atıyoruz. Bunları geliştireceğimiz birçok örnek yapacağız beraber. Birçok soru çözeceğiz. Ve bu konu anlatımlarını sene başladığı vakit ki çok az zamanımız var. Sene başladığı vakit tek tek videolandıracağım ve detaylı bir şekilde pdf'lerini de size ulaştıracağım. Şimdi gelelim soru sıfatına. Geldik. İsme sorduğumuz tüm soruları hatırla demiş. Süper. Çünkü isme sorduğun bütün sorular o soru sözcüklerinin önüne bir isim getirirsem soru sıfatı yaparım. Çok mantıklı değil mi? Hadi gelelim. Hangi soruları kaçırdın? Bak isim bu. Hangi sorular? İsmi soru yoluyla nitelemiş. O zaman biz buna soru sıfatı diyeceğiz. Kaç kişi? Bak soru sıfatı. Nasıl kitaplar? Dikkat et bak İsme sorduğumuz soruları hatırla dememizin sebebi bu. Nasıl kitaplar? Buldum. Kaçıncı katta oturuyorsun? Kaçar dilim elma yedin? Bak bunların hepsi soru sıfatı oluyor arkadaşlar. Birazcık pratik yaptıktan sonra takır takır çözersiniz. Bunlar işin en kolay kısımları. Ve şimdi geldik sırada. Şimdi sen çöz kısmı var arkadaşlar. Bakalım ne demişiz? Yağlı yemekler kilo yapar demişiz. Oo. Şanslı insanlar başarılı olur mu? Olmaz mı? Bu soruda her konu var. Güzel. Şu kitapları o rafa koy. Bak çok güzel, çok belirgin. Bütün evler çok pahalı. Kim bilir kaç kişi çalışıyor. Arkadaşlar, hep söylediğim gibi bu şimdi sen çöz kısmındaki soruların bunların içerisindeki sıfatları buluyorsunuz ve aynı zamanda bu sıfatların türünü hangi türde sıfat sayı sıfatı mı asıl sayı sıfatı mı üleştirme sıfatı mı belirtme sıfatı mı bunları buluyorsunuz arkadaşlar ve yorumlarda bana belirtiyorsunuz gençler. Her videomda hemen hemen söyledim. Bundan sonraki her videomda hemen hemen söyleyeceğim arkadaşlar. Bir paragraf sorusunu çözdükten sonra atmayın onu dil bilgisi sorusu çözmek için kullanabilirsiniz. Ek kök ayırın demiştim hatırlayın. İzlemeyen varsa hemen şuraya bir yere bırakacağım arkadaşlar. Oradan ilk videoyu seyredebilir kampın ilk videosunu. Ek kök ayırabilirsiniz. Ses olayı bulabilirsiniz. Ses olayları konusunda işledik. Hemen şuraya yine bırakacağım arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Ses olaylarını bulabilirsiniz. Mesela sıfatları bulabilirsiniz. Artık onları öğrendik. Mesela bir önceki videoda isim tamlamasını öğrenmiştik. İsim tamlamalarını bulabilirsiniz. Böyle pratik yapmak için kullanın gençler. Yoksa çok fazla soru bankasında çok az soru çıkıyor bunlardan. Okey. 4-5 tane test çıkıyor. Bunlar da az gelebilir. Bol bol pratik yapacaksınız arkadaşlar. Bol bol soru çözeceksiniz. Beğenip paylaşıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer video videomuzda görüşmek üzere.